Şimdi kaledeyiz. Mekan biliyorsunuz Millet Bahçesi proje alanlarımızdan birisi. Büyük alanı cam seyir terası diye düşündüğümüz alan bu aksta olacak. Hatuniye Medresesi diye bilinen Karaman'ın en tarihi mekanlarının birinin önündeyiz. Şu anda Karaman Tren Garı'nın önündeyiz. Vazgeçen, biri mutsuz olsa dert eden, bir belediye hayal edin. Vatandaşını gerçekten seven, gönül işi, bu bir yürek işi, bu sevda işi, işte AK Parti. Şimdi kaledeyiz. Kalenin etrafındaki döküntü, yıkık, mezbelelik halleri görüyorsunuz. Belediyemiz pek çok tesisi terk ettiği gibi maalesef kaleyi de kendi kaderine bu haliyle terk etti. Biz projelerimiz arasında yer alan kale etrafındaki yeni nesil kafe işletmesi, bir sosyal tesis, ayrıca bir düğün salonunu hayata geçireceğimizi söylemiştik. Fakir aileler için düşündüğümüz askeri gruplarına yönelik düğün salonu da işte burayı yeniden inşa ederek hem yazlık hem kışlık Karaman insanına hizmet edecek hale getireceğiz. Belediye düğün salonu burada olacak. Kaleyi yeni bir yaşam alanı olarak Karaman'a kazandıracağız. Birisi burada, birisi Millet Parkı'nda devralacağımız ikinci kafe. Şu anda valinin kullandığı. Üçüncüsü de muhtemelen üniversite tarafında olacak. Üç tane yeni nesil kafe hizmeti vereceğiz. Orada kahvaltı vereceğiz. Çay kahve hizmetleri vereceğiz. Hemen hemen makul fiyatlarla gerçekleştireceğiz bunları. Mekan biliyorsunuz Millet Bahçesi. Eski hastanemizin, kale okulumuzun, anafartalar ortaokulumuzun olduğu. Şimdi Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından inşa edilen ama ne garipdir ki belediyemizin devralmadığı ve Türkiye'de belki ilk defa bir valilik şehir merkezinde gördüğünüz gibi bir park işletiyor. Bu Millet Bahçesi'ni valilikten devralacağız. İşletmesini biz alacağız. Birincisi bu. İkincisi bu gördüğünüz yolu trafiğe kapatmak istiyoruz. Burayı da yürüyüş yoluna dahil etmek istiyoruz. Böylelikle bizim Kızlar Türbesi'ni de bu tarihi alanın içerisine katıp buradan İsmet Paşa'dan itibaren yaz akşamları veya işte normal her gün insanlar yürüyerek kaleye kadar yürüsün istiyoruz. Millet Bahçesi ile kale bir bütün olacak. Dolayısıyla Millet Bahçesi dediğimiz yer bizim düşüncemizde kaleden başlayacak. Böylelikle şehir hayatına kaleyi tamamen kazandırmış olacağız. Mevlana Sevgi Yolu dediğimiz yol da İsmet Paşa'dan Kent Meydanı'ndan itibaren devam edecek yol. Kaleye kadar Mevlana Sevgi Yolu diyeceğiz biz buna. Projemizin adı bu. Amacımız işte kale ile Millet Bahçesi'ni birleştirmek olacak. Bizim Karaman'a deklare ettiğimiz, açıkladığımız proje alanlarımızdan birisi. Büyük alanı. Böyle alana baktığınız zaman bir tarafı Mut Yolu. Karşıda Dağ Oteli dediğimiz ve Türk Dünyası Kültür Parkı dediğimiz alan var. Bir taraftan Yarma dediğimiz işte Mersin istikametine giden alan, bir taraftan vilayetimizin olduğu bölge, bir taraftan da Karaman'ın diğer alanları. Burası çok eski zamanlardan beri Karaman'da Hüyük Alanı olarak adlandırılan, hatta buradan kaleye kadar yürüyüş yolu bir tünel olduğu söylenilen alan. Yıllardan beri ihmal edilmiş bir alan. Alanın güzelliğine baktığınız zaman, çevreye hakimiyetine baktığınız zaman burada yapılacak bir düzenleme. Yani Konya Alaaddin Tepesi benzeri, işte peyzaj düzenlemesi, yürüyüş yolları, burada oturma gruplarıyla beraber burası bir yaşam alanı haline gelecek. Burası sit alanı olduğu için kalıcı yapı yapma imkanınız yok. Ama burada taşınabilir şekilde büfe, çay ocağı, burada yapılacak özellikle hem park alanı, hem peyzaj alanı, hem oturma grupları, hem kent mobilyalarıyla burası Karaman'ın yeni cazibe alanlarından biri haline gelecek. Buranın Mut Yolu'na olan yakınlığı da ayrı bir avantajı olacak yani ulaşım anlamında. Dolayısıyla biz burayı kendi projelerimiz arasında değerli olan projelerden biri olarak kabul ediyoruz. Belediyeyi kazandığımızda 5 yıl içerisinde burayı Karaman'ın özlediği, sevdiği, beğendiği, bütün Karamanlıların gelmek için can attığı bir alan haline getireceğiz. Kıymetli arkadaşlarım, bizim cam seyir terası diye düşündüğümüz alan bu aksta olacak. Bu bölgede Karaman'ı karşıdan gören, buradan ondan sonra Karaman'ı seyredebileceğiniz turkuaz renkli bir cam teras yapmayı düşünüyoruz. Bu seyir terası Karaman'ın turizmine katkı verecek ve yabancı pek çok ziyaretçinin özellikle gelip ziyaret edeceği bir alan olacak. Bunun kenarında peyzaj düzenlemeleri olacak. Aynı zamanda bu bölgeyi yan taraftaki mekanlardan ayırmak suretiyle burada bir gezi alanı, cam teras alanı, çay kahve hizmeti vereceğimiz bir alanla birlikte amacımız şu. Yapacağımız bu cam teras uygulaması, seyir terası uygulaması hem bu istikametten geçen yolcuların da dikkatini çekecek. Dönüp işte gelip burada ziyaret edecekleri, buradan Karaman'ı seyredecekleri yerli ve yabancı
turistlerin ilgisini çekecek bir alan haline getirmek istiyoruz. Peyzaj düzenlemesiyle birlikte buranın halkın severek geldiği, yeni evlenen çiftlerin düğün fotoğraflarını buradan verdiği, yazın gurbetçilerin gelip işte Karaman'ı gezerken gezme ajandasına burayı da ekledikleri önemli mekanlardan biri olacak. Arkadaşlar şimdi de Hatuniye Medresesi diye bilinen Karaman'ın en tarihi mekanlarının birinin önündeyiz. Maalesef belediyemiz kapısına kilit durmuş. Burayı da kaderine terk etmiş durumda. Şehirde önemli bir kütüphane eksikliği var. Önemli bir kütüphaneye ihtiyaç var. Dolayısıyla biz Vakıflar Genel Müdürlüğü ile görüştük. Allah kısmet ederse belediye başkanı olduğumuzda burayı Karaman'a, Karaman'ın gençlerine, Karaman'ın insanına hizmet edecek bir kütüphane haline getirmek istiyoruz. Bununla ilgili vakıflarla bir anlaşmamız oldu inşallah. Hatuniye Medresesi'ni aslına uygun olarak, asli vazifesine, asli misyonuna uygun olarak burayı bir kütüphane haline getirmek istiyoruz. Değerli arkadaşlar, şu anda Karaman Tren Garı'nın önündeyiz. Karaman'da Avrupalı gurbetçilerimiz tarafından inşa edilen, yapılan göç heykelinin yanındayız. Karaman'ın acıklı göç hikayeleri var. Daha sonra mutluluğa dönüşen bunlardan birisi 1964 yangını ile Karaman Çarşısı'nda meydana gelen yangınla özellikle Avrupa'ya göçün kapısı aralandı ve pek çok gurbetçimiz Batı Avrupa ülkelerinde başta Hollanda, Almanya, Fransa gibi ülkelerde yaşıyorlar ve Karaman hasreti çeken insanlar. Karamanlı gurbette yaşayan hemşerilerimizle birlikte bir Hollanda park inşa edeceğiz. Özellikle yaz aylarında Karaman'ı ziyarete gelen, izne gelen gurbetçilerimizin çok ilgi göstereceği önemli bir mekan olacak, önemli bir yaşam alanı olacak. Onun merkezinde bir tane yel değirmeni, etrafında Hollanda'dan getirilecek objelerle birlikte ki Hollanda Karamanlar Vakfımız, Hollanda'daki yaşayan hemşerilerimiz bu projeye, bütün Avrupa'da yaşayan hemşerilerimiz çok yoğun ilgi gösterdiler. Yazın gurbetçi festivali de yapacağımız bir alan haline getireceğiz. Onun merkezine de bir göç müzesi düşünüyoruz. Türkiye, hazırız ve kararlıyız.